kişi çalışıyordu burada pandemiden evvel? Burada 12 kişi çalışıyordu. Şimdi? Şu an 3'e 4'e düştü. Yani bir tabii. İşsizlik çoğaldı, sadece hani işsizlik oranı bir %80 arttırıldı. O vaziyette oldu diyorsun. Aynen şefendim. Yani şu an esnaf perişan. Evet. Hani çoğu kepenkleri kapatmış oluyor. Evet. Ne mezunusun? Ben fizik tedavi mezunuyum. Fizik tedavi hem de. Kendi şehrime insanlığa yardımcı olmak istiyorum. Ama atanamıyorum. 4 yıldır boştayım. Sen de mi aynı? Evet, ben de. Biz birlikte de okuduk. Nereye mi? Ha, sen de aynı fizik tedavi. Yok, ben rafine bölüm mezunum. Rafine bölüm. Evet. 4 yıldır boştayız. Şey yani. Ben kendi hastanemden milletime, hani kendi bölümden görev yapmak istiyorum ama şu anda garsonluk yapıyorum. Ya bu beni de üzüyor. Şey, sıkıntılar çok güzel büyük. Tabii. Hani biz her şeye rağmen hani çabalamaya devam ediyoruz. Gene de işler durgun yani. Hani bir de zamlar üzerine başkanım, hani kimsenin artık bir şey yiyemez hale geldi. Bir de çok hani zamlar aynen her şey. Kuru ekmek peşinde yani, kimsenin farklı bir şey yemek peşinde değil, kuru ekmek peşinde. Bugün kaç müşteri geldi yemek yemeye? Yani çalışmak mesela burada 4, hani 10 masa diyeyim ki yani. 15 masa olsun. Yani 10 pozisyon. Bura kira mı? Evet. Çıkarabiliyor musunuz? Yani zor, şu anki durumda çok zor. Çok çocuğu burada kullanıyorlar efendim. Kimse müdahale etmiyor, kimse de ses çıkmıyor efendim. Sayın Başkanım, büyük bir durum var, TELAŞ'ta var, PTT'de var. Bütün makamlarda var, kimse ses etmiyor bakın. Uyuşturucu. Evet Sayın Başkanım, eroin, metafetamin veriyorlar. Gel bak, çocuklarım yıllara bağlanmış, bir de eve gelmiyorlar. Evden koparmışlar, kendine köle etmişler başkanım. Yüzlerce çocuk var efendim. Bizzat takip edeceğim ben bunu. Oğlum işler nasıl? Başkanım işler kesat. Evet. Bildiğiniz gibi zaten bu pandemiden dolayı kısıtlamalar zaten işlerimize engel oluyor. Evet. Saat 9'da 8'de dükkanları kapatıyoruz. Evet. Yani ondan dolayı işler zaten yok. Gıdaların yükselişi bizim işimizi çok kökten etkilemiş durumda. Şu anda herkes 4 çocuk babası, evde iş yapamıyor. Bir yerde çalışamıyor. İşsiz misin? Nasıl geçiniyorsun oğlum? Vallahi yani hani yıllardan kazandığım o parayla, sadece erzak aldığım parayla, o erzakla geçiyorum. Sadece erzak alabiliyorsun? Erzak aldığım erzakla geçiyorum, bunu sağlıyoruz. Şu anda yani yaklaşık nerede baksan 5-6 aydır evde yatıyor. İş yok, hiç yok. Peki ne kadar borcun var? Benim ne kadar borcum var? Yaklaşık 18.400. Kaç çocuk var? 4 çocuk var. 4 çocuk. Herkes otobandı, yoldur, odur, budur derken kimse gençlere sahip çıkmıyor. Ve sonra diyor ki gençler bizim arkamızda dur. Bize sahip çıkın, bize destek verin. Kim bize destek verecek peki? Biriktirdiğimiz para bir an önce kaldı. Biriktirdiğimiz para bitti. Bu sefer borç altına gidiyor. Şu anda TELAŞ'ın zulmünün altındayım. Ben çiftçiyim. Ben emeğimin karşılığını alamıyorum. Ben gübre alamıyorum. Ben mazot alamıyorum. Tamam mı? Şimdi bizim bölgemizde gizli bir şey var. Yani bir sindirme politikası. Bu iktidarın bize yaptığı dayatmalardan dolayı biz perişan durumdayız. Özellikle DEDAŞ'ın çiftçiye yaptığı zulmü aldığı haracı gündeme getirdi. Haraç diyor. Hakkını almıyor. Haraç alıyor bizden. Hayırlı işler. İşler nasıl? Kaç kişi geçiniyor? Kaç aile geçiniyor burada? Çalışan bir patron var. İki. Onlar da çalışan. Geçiniyor musunuz peki? Sen İmam Hatip mezunusun. İmam olarak tayin çıkmadı. Burada çalışıyorsun. Kuzenim de genç girişimci. O da yeni dükkan açacak. Harika. Ne açacaksın? Güzellik salonu. Bizim sektörümüz güzellik salonu. Biz evet. Güç değil de. Son bir yılda kaybettiğimiz kazancı yani hiç şu ana kadar. Özellikle elektrik üzerinden. Bizim elektrik faturamız ayda 3 fatura ödüyoruz. Bu ne ödüyoruz. Ya? Bu nasıl bir şey? Biz ayda, Sayın Başkanım, ayda 3 fatura ödüyoruz. Her bir faturamız 1500 lira. Soruyoruz yani bir ayda 3 faturanın gelmesinin sebebi ne diye. Yani hiç kimseden bir net bir cevap alamıyoruz. Bu nasıl bir şey? Hadi buraya bir buçuk hiç şey çalışmıyor. 1500 lira elektrik var. 1500 geliyor. Hayır bu ne? Evet, bu ne yani? Hayır bu nasıl bir şey ama? Allah Allah. Biraz yerde artık klimaları satıyorlar Sayın Başkan. Biraz yerde artık klimaları satıyorlar elektrikten dolayı. Kimse klima artık taşımıyor böyle. Ki buranın sıcaklığı da malum. Buranın sıcaklığı yazın çok kurak sıcak. 60 dereceye vuruyor. Evet. Yazın insanlar nasıl soruşturacak bunu? Elektrik faturaları yani şu an kimse ödeyemiyor. Burada kaç tane yani buranın TEDAŞ'tan dokümanları alsanız kaç tane şu an burada hacizliktir. Ben özel güvenlik sertifikası da aldım. O da şu bak güvenlik, özel güvenlik sertifikası ben var. İmam Hatip mezunu, imamlık var. Güvenlik sertifikası var. Bir sürü şey var. Çocuk burada mezun çalışmak zorunda.
Ama şey okul açılmadı. Evet açılmıyor. Peki nasıl dersleri yapıyorsun? Yani internette sıkıntı var. Hiç yani derslere giremiyoruz. Yok yazılıyoruz üstüne. Bizi ilgilendirmez diyorlar yani. Anlamadım. Şey mi Dem başkanım bizim en büyük sorunumuz TEDAŞ'tır. Biz tarım bölgesiyiz. Ha. Tarımla geçiniyoruz. Ama TEDAŞ ürünümüzün %50'sini alıyor. Geri kalan %50'sinde masraftır, işçiliktir. Yani bir şey kazanırız mı TEDAŞ yüzünden? Çok kabarık faturalar çıkıyor bize. Yani boş edemiyoruz. İşler nasıl? İşler yok. 3-5 gün çalışıyoruz, 3 gün evde. Günde girme 30 milyon satış yapıyoruz. Ne olacak bu halde? Öğrencileri var. Nasıl olacak? Bir de TEDAŞ bir tarafta bir sorun. TEDAŞ neymiş ne TEDAŞ? TEDAŞ bizi bitirmiş. Bitirmiş. 2,5 ay iş yerimi kapattım. Kapattığım halde 2,5 milyar fatura geldi bana. Kaç aile buradan geçiniyor? 8 kişi. Geçiniyor mu? Zor. Burada ne kadar mal vardır? 90 milyar var. Kredi borcum var mı? Tabii canım 100 milyar. Çocuğu krediye bulaştırmışım, kızı bulaştırmışım, hanımı bulaştırmışım. Ne yapayım? Başkanım burada kapanan iş yeri çok. Ben kahve, lokanta, fırıncılı odasında ikinci başkanım. Evet. Yani esnaf kan ağlıyor. Evet. Bir sürü esnaf.